Kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'imizde yok yok. Bakın hani uyuşturucudan nasıl kurtulurum? Kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulurum? E, kötü ortamlardan nasıl kurtulurum? Bununla ilgili bile Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresi 27 28 29. ayetlere lütfen bakalım. Orada bize arkadaş seçimini söylüyor Cenab-ı Allah. Şimdi semiz billah bismillah ve yevme ya'zu zalimu ala yedihi yekulu ya leyteni tehafetu ma'ar rasuli sebila ve yevme o gün yani kıyamet gününde ya'zu ısıracak diyor ısıracak Ez zalimu zalim kişi, kişi. ala yedihi iki elinin üstünü Allah Allah yani mahşere çıkacak ellerinin üstündeki etleri ısıracak Yekulu şöyle diyecek. Hem ısırıyor hem şöyle bir pişmanlığı var. İttehazetü me'ar rasuli sebilâ. Ben keşke Resulullah'la yol gitseydim. Onun yolunda olsaydım. Dikkat edin birinci pişmanlık. Demek oluyor ki dünyada pişman olmamak, ahirette pişman olmamak istiyorsak Dünyada Resulullah'ın izinden gideceğiz. Resulullah'ın izinden gitmeyen, onun yolundan gitmeyenlerin ahirette pişman olacağını bu ayetten anlıyoruz. Keşke ben yanlış yollara sapmışım, yanlış kişilerin peşinden gitmişim, Avrupa'yı kendime örnek almışım, moda diye efendim Yahudi, Hristiyanı kendime örnek almışım ama bir tarafta Allah bana Nur Muhammed'i göndermiş. Gül Muhammed'i göndermiş. Ben ona bakmamışım. Ben onun yaşantısına bakmamışım. Ben onu kendime örnek almamışım. Vay bana vay. Yazıklar olsun bana yazıklar. Keşke. Keşke ben Resulullah'ın yolunda olsaydım. Birinci pişmanlık bu. Bu pişmanlıktan Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Fırsat elimizde mi? Elimizde. O zaman girelim yola. O zaman Yapışalım Resulullah'a, onun sünnetlerine sarılalım kardeşlerim. İkinci pişmanlık ise ya ile leyteni lem ettehid fulanen halila. Uyuşturucu için, uyuşturucudan kurtulmak için ayeti kerime okuyacağım demiştim ya o ayeti kerime bu işte. Ya da içkiden kurtulmak için ayeti kerime okuyacağım demiştim o ayet bu. Ya ile leyteni vay bana vay yazıklar olsun bana yazıklar. Lem ettahiz fulanen halila. Şu falanca kişiyi dost edinmeseydim. Ya ben ne bi ne biçim adammışım? Ya ben ne kötü bir tercihte bulunmuşum? Ya ben nasıl oldu da bu adamla dostluk kurdum? Bakın. Furkan suresi 27 28 29. Bakın. Niye? Laqad adallani aniz zikri ba'de iz bana zikir geldi, bana Kur'an geldi. Annem bana nasihat etti, babam bana nasihat etti. Cuma camiye gidiyorum, hocalardan duydum, Kadir gecesinde duydum. İçkinin haram olduğunu bildim, kumarın haram olduğunu bildim. Zina kötü, bundan kaçının bana dediler, bildim. Ancak ancak şu adamın peşine takıldım. O beni yoldan saptırdı. Eyvah! Eyvah! Keşke ben bu adamla dostluk kurmasaydım. Ne yaptı bu adam beni? Nerelere soktu? Ne hale getirdi beni? Görüyor musunuz kardeşlerim? Onun için dünyada öyle kişilerle dostluk kuralım ki bizi Allah'ın yoluna getirsin. Bizi camiye getirsin, sohbete getirsin. Bizi efendim e, haram haramdan kurtaracak, e, haram yollardan bizi e, çekecek arkadaşlar olsun. Öyle arkadaş var ki seni efendim içkiye götürüyor. Seni kumara götürüyor. Seni uyuşturucuya götürüyor. Ama bak eğer böyle arkadaşın varsa bunlara takılıyorsan bu cümleyi sen de diyeceksin. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak e, şu kısa dünyada e, salih kişilerle dostluk kurmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Yani şu yaşıma kadar 48 yaşındayım. Hocam Nasihat olarak öyle bir kelime söyle ki bize onu uygulayalım ve inşallah imtihanı kazanalım diye bir soru sorarsanız bana şunu derim arkadaşınızı iyi seçin. Arkadaşınızı iyi seçin. İyi insanlarla arkadaşlık yapın. Çünkü iyi insan seni çeker cennete. Güzel insan seni cennete doğru çeker. İyi arkadaş. Kötü arkadaş da seni cehenneme doğru çeker. Eğer arkadaşımızı güzel seçersek, iyi insanlarla dostluk kurarsak, dini mübini İslam'ı yaşamamız kolay olur, rahat olur, güzel olur. Cenab-ı Hak salih kişilerle dostluk kurma cümlemize nasip ve müyesser eylesin.